2023'te kredi kartı borcu dolayısıyla evine icra gelmeyen hiçbir evin kalmadığını duyacağız. 2023'te zenginlerin yaşadığı sitelerin etrafında dilenen yoksullara polisin biber gazıyla müdahale ettiği haberlerini okuyacağız. 2023'te boşanma oranlarının evlenme oranlarının üstüne geçtiğini duyacağız. 2023'te kahvehanelerde yaşlılara yer kalmadığını, çünkü bütün kahvelerin genç, işsiz üniversite mezunlarıyla dolu olduğunu göreceğiz. 2023'te her üniversite öğrencisinin başında 10 polisle birlikte üniversite sınavlarının yapıldığına şahit olacağız. 2023'te tıpkı bankalar gibi kalan birkaç fabrikamızın isminin de gavurca olduğuna şahit olacağız. 2023'te başbakanın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka hiç kimsenin milletvekili olamadığını göreceğiz. 2023'te AVM'lerin önünde bakkalların, kasapların, terzilerin dilencilik yaptığına şahit olacağız. 2023'te tüm bütçe gelirlerimizin faize gittiğini göreceğiz. Her iki kişiden birinin işsiz olduğuna şahit olacağız. Yasama faaliyetlerinin, emniyet işlerinin, güvenlik işlerinin, belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de özelleştirildiğini göreceğiz. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Köle olarak uyanır.